Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol devam ediyor. Etiketimiz Beyaz Futbol Bence. Beyaz Futbol Bence etiketiyle sorularınız gelmeye devam ediyor. Ali Hürkuş soruyor Sinan abi. Mustafa Dinizli. Ve yine bunun gibi birçok tweet bana da var. Instagram'a bana da geliyor. Mustafa Dinizli gerçek mi, değil mi? Ertemciğim, Mustafa gerçek Denizli... ben bir şey söylüyorum. Ben Mustafa Denizli'ye teklif yapıldı. Mustafa Denizli de onlara şartlarını sundu. Aynen söylüyorum, parayla ilgili ve Ocak ayında transfer gibi şartlarını sundu. Atletico Madrid maçına Mustafa Denizli'de çıkarlarsa şaşma. Ama çıkmazlarsa bilemem, ama çıkarlarsa da şaşma diyorum. Sinan Engin, Atletico Madrid maçına da Mustafa Denizli ile çıkarlarsa şaşırmayın diyor. Yanlış anlamadım herhalde. Ya çıkarlarsa da şaşma. Ama bu son dakikada Mustafa Hoca kabul etmez veya Galatasaray yönetiminden tepki olarak. Ben sadece teklif yapıldı mı yapılmadı mı onu söylüyorsun sen bana. Ben onu söylüyorum. Doğru. Görüşme oldu mu onu söylüyorum. Oldu. Doğru. Nasıl Mustafa bir... Hoca'ya, şimdi Mustafa Hoca'ya şunu şimdi sorabilir Ersin orada yayında. Böyle diyebilir Mustafa Hoca. Hayır, ama bu bundan sonra yapılacak anlamında, yapılmayacak anlamında değildir. Belki de yapılmıştır, söylemez. Ayrıca da yani şu an görüşüyoruz. İşte pazarlık halindeyiz bazı konularda falan diyecek hali yok Mustafa Hoca'nın. Bunu söyleyecektir. Ama 3 gün sonra görürsün. Galatasaray'la görüşmedim ama bundan sonra ne olacağını bilemem. Şunu söylüyor mu? Kesinlikle çalışmayı düşünmüyorum, çalışmayacağım diye. Hayır. Evet de. Ben diyorum ki görüştüler diyorum ben de. Allah Allah. Ya şey, kimin söylediğini mi söyleyeyim yani? Allah Allah. Evet, kimin söylediğini mi söyleyeyim Ertem, onu mu istiyorsun? He? Söyleseniz iyi olur aslında. Ya, gerek yok. Her hakkı söylüyoruz. Sizde saklıdır. Nasuhi Bey'in açıklamaları hazır mı arkadaşlar? İrfan Aktar Bey ve Selim Arda Beyefendilerin röportajı varmış maç sonrasında. Bir izleyelim bakalım neler söylemişler. Sonrasında Fatih Hoca'nın Galatasaray'dan gönderilme şekli, Hamza Hoca'nın gönderilme şekli, iki resim arasındaki farkı VTR şeklinde ekranlarınıza getireceğiz. Çok kısa bir şey hocam. Tribünlerde maç sonunda bir farklı bir bağırılma olmuş diye mesajlar geliyor Instagram'a bana. Bir abi de Galatasaray'dan bir açıklama geldi şu anda. Biz reklama giderken. Bir iki de pankart ben gördüm. Bana şimdi Instagram'a çocuklar pankart... Karton böyle pankartları var. Onları gördüm. İçeride Hamza Hoca ile ilgili var. Onlar var ama bazıları engellendi diye biz de duyum aldık. Bazı pankartlar engellendi. Hamza Hamzoğlu için hazırlanan pankartların yönetim tarafından stada sokturulmadığı yönündeki iddia çirkin bir iftiradır şeklinde Galatasaray'dan açıklama var şu anda. Şimdi sahanın içinde bir iki pankartın bana Instagram'a resmi geldi. Hamza Hoca ile ilgili var, geldi. Ama maçtan sonra da ben dedim ya bağırılmalı diye. Maçtan sonra da ufak bir bağırılma olmuş ama biz zaten, yeterli değil. Biz zaten yeterli değil. Yeterli değil. Daha var, doğru mu değil mi diye sorduk herhalde. Aynen. Biz duyduğumuzu söyledik. Aynen ama öyle. Ama bağırma olarak yani Hamza Hoca'ya böyle bir veda, yani tamam kulüp tarafından böyle bir yani kovulma derecesinde şampiyon yapılan bir hocayı gönderildi. Hiç olmazsa taraftarı bunun işte hakkını verir diye düşündüm ben. Bütün stat inler diye düşündüm. Her golde Hamza Hoca diye bağır diye düşündüm ama ha Galatasaray'ın bir teknik direktörü varken Hamza Hoca diye bağırmayabilirsin. Ultras'tan pankart yapmamış Sinan abi. Evet, bugün Galatasaray'ın teknik direktörü yoktu sahada. Bir antrenör Taferel sahaya çıktı. Yani şuna ben hep karşıyımdır. Galatasaray'da kulüpte bir teknik direktör varken başka bir teknik direktörün bağırılmasına karşıyım. Ama bugün yoktu. Her golde Hamza Hoca diye ben böyle bir şey yapmanı beklerdim Galatasaray taraftarının, ama bilemiyorum. Kendi düşünceniz, ama ben olsaydım o tribünlerde tribün lideri veya olsaydım böyle bağırtan, bana 4 yıldız takan, beni onuru ettiren, geçen sene ezeli rakibimin önünde bu ligi bitirip de yıldızı daha önce takan evet, bir teknik direktörümü onurlandırdım. Yani ne diyorsan mükafatlandırdım. Doğru. Ama ben bu hafta Galatasaray'ın yönetiminden özellikle muhalefetinden bekliyorum bakalım. Duygun Yarsuvat ne konuştu acaba? Sordunuz mu Ertem'cim? Kim? Hamza Hoca'nın bu şekilde gönderilmesi. Duygun Yarsuvat Bey. Sorduk. Ne dedi? Birazdan Oza da gelecek ekrana. O da mı geldi? Evet, şimdi Selim Arda Bey ve İrfan Aktar Beyefendilerin açıklamaları bir gelsin. Maç sonrasına gidelim. Sonra Duygun Yarsuvat eski başkanın da açıklamasını ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Hafta içi yaşanan bir Hamza Hamzoğlu gelişmesi oldu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz teknik direktör arayışlarınız? Ne safhada şu anda? Geçmiş dönemde zaten
alınmış bir kararı şu anda değerlendirmenin yeri ve zamanı değil. Karar alındı ve uygulandı. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda yeni teknik direktör arayışlarımız alternatifler üzerinden devam ediyor. Kısa bir zaman içerisinde sizlerle bunu paylaşıyor olacağız. Mustafa iletişebilir mi? Şu anda devam ediyor arayışlar. O yüzden hani süreçle ilgili ve detaylarla ilgili burada bir beklenti yaratmamak adına netleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Şimdi bazı yöneticilerle konuştuk bugün, bugünden önce, Hamza Hoca sonrası. Evet. Bizim için de sürpriz oldu dediler karar için. Bu yönetimin bir oy birliğiyle alınan karar değil miydi Hamza Hoca'nın? Ki siz o gün oradaydınız bildiğimiz kadarıyla. Bunu söyleyen yöneticilere soruyor olmanız lazım. Ben alınmış bir kararı tekrar ifade edeyim. Burada değerlendirmek için doğru bir zamandır. Karar alındı ve uygulandı. Bugün önümüze bakmamız lazım. Hamza Hoca'nın gidişini soracaktım başkanım. Hamza Hoca'nın gidişini ben şeklini de zamanını da tasvip etmediğimi söyledim. Aynen de devam ediyor. Bu sezon için bir umudunuz yok mu başkanım? Ya da nasıl düzelir ümit Galatasaray? Bitmez. Galatasaray'da ümit bitmez de inşallah düzelir. Hamza Hoca'ya yapılan yanlış mı diyorsunuz başkanım? Bize yakışmadı. Evet, Divan Başkanı Sayın İrfan Aktar yakışmadı Galatasaray'ın bu şekilde göndermesine dedi. Selim Arda Bey ısrarla, tabii vazifesi gereği ben eleştiremem ama kendi haklı gerekçeleri gereği böyle bir karar alındı dedi. Üzerine basa basa ısrarla tırnak içerisinde hani kaçamak cevap denir ya, kendi öyle uygun görmüş öyle bir cevap verdi Selim Bey. Sinan abi, Selim Arda Bey böyle diyor. Ama Nasuhi Bey ne diyor? Hemen onu da bir ekrana getirelim mi? Bir izleyelim, toplu bir yorum rica edeceğim sizden. Bir ekrana gelsin Nasuhi Sezgin Bey. Efendim, Hamza Hoca ile bize göre sürpriz bir şekilde bir ayrılık oldu hafta içinde. Neler söylemek istersiniz? Bizim için de sürpriz oldu, onu söyleyebilirim. Niye? İşte yani birlikte devam ediyorduk. İyi de gidiyordu. Bazı maçlarımız kötüydü. Şu oldu, bu oldu ama hem puanlamada şurada burada fena durumda değil takımımız. Oyuncularımız da iyi, mutlu. Böyle bir gelişme oldu. Başkanla ikisi karşılıklı oluştular. Ve de karar verdiler. Bu şekilde karar verdiler. Dostça el sıkıştılar. Güzel bir şekilde vedalaştılar diyeyim. Mustafa Denizli ismi çok geçiyor efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Mustafa Hoca tabii ki çok Türkiye'nin çok önemli bir spor adamı, çok iyi antrenör. Kendisiyle de tesadüfen bu yazın tanışma fırsatı buldum. Kendisi futbolcuyken çok seyrettim. Ama tanışınca da iyi bir sohbetimiz oldu Galatasaray hakkında. Kendimi de tanıttım. Şey dikkatimi çekti, Galatasaray'la çok ilgili. Çok iyi takip ediyorum demişti o dönem. Başkanla da görüştüklerini biliyorum o dönemlerde de. Telefonlaştıklarını falan biliyorum. Olur olmaz bilemem tabii ama başkan takip ediyor bu işleri. Size bir açıklaması yok yani başkanın. Dur. İlginç geldi mi? O dönemde Galatasaray yazın Galatasaray başkanıyla görüştüklerini, Galatasaray'ı takip ettiklerini biliyorum dedi. Sanki bu cümlenin altı biraz dolu gibi Sinan abi. Ertem'cim, Atletico Madrid maçında Mustafa Denizli çıkarsa şaşma diyorum. Çıkmasa da biraz daha süre abi. Yabancı falan değil. Yani yerlidir. Mustafa Denizli faydalı olur mu? Mustafa Denizli faydalı olur. Bak yine söylüyorum. Mustafa Denizli faydalı olur. Ersun Yanal değil mi? Mustafa Denizli mesela kabul etme olmadı. Ersun Yanal faydalı olur. Yerli antrenör gelecek olan yabancıdan 4 misli daha faydalı olur. Yabancıları kesin. Koyalım abi. %100. Sayalım bütün yabancıları. Reykartlar, Haciler, ne o? Prandelliler, Mancini'ler sayende. Mancini zamandaki kadro bir de uzay kadro yani. Şahane. Droppalı kadro değil mi? Doğru. Yani onun için Mustafa Denizli hayırlı olsun diyelim kısacası. Evet. Mustafa Denizli hayırlı olsun ya. Bu benim fikrim. Yanılabilirim yani ama ben hayırlı olsun diyorum. Dediğimiz yerden devam etseydik. Mustafa Hoca'nın, diyorum, Sinan abinin şimdi açıklamasını alınan bir karar. Atletico Madrid maçına da abi Mustafa Hoca'yı çıkabilirler. Resmen Hamza Hoca'yı yemişler. Hamza Hoca'nın açığını aramışlar. Ya Ertem, bir demeçe adam mı gider ya? Hocam gel bakalım burada. Sen şurada böyle konuşuyorsun, bunu böyle söyledin de şunu söylemen lazımdı falandı. Halledersin bunu Ertem'ciğim. Hocam,
bu tip toplara girme. Bunlar bizi zor durumda bırak edersen, kenara koyarsın. Tamam başkanım der, yürür gider. Ertemciğim. Söylersin, nasıl söylersen öyle cevap alırsın. Yani Dursun Bey yani nasıl söylediyse Hamza Hoca benim de şeyim bu demiştir. Görüşüm bu. O zaman bundan dolayı insan yollanmaz. Doğru. Bu çok ufak bir şey. Bir de geçen senenin başarılı teknik direktörü. Bir de artıları var. Artıları var. İyi insan, dünyanın en iyi insanı, iyi Galatasaraylı. Ben olduğum sürece de bu takımdasın. Buradan seni kimse yollayamaz diyorsun. Ama yazın Mustafa Denizli ile sürekli görüşmeler yapıyorsunuz. Abi görüşebilir. Şimdi ben de Fikret Orman'la görüşüyorum. Şimdi ben de Fikret Orman'la karşı görüşüyorum. Beşiktaş'a menajer mi olacağım? Galatasaray hakkında sürekli bilgiler alıyor demesi falan. Alıyor derken yani takip ediyordur. Bir hazırlayın tekrar. Yorumcu olarak takip ediyordur ya. Takip ediyordur yorumcu olarak. Yani belki o hamleyi sezon başında yapabilirdi. Ama Hamza Hoca başarılı şampiyon bir hoca olduğu için yollayamazsın Hamza Hoca'yı. Ben Hamza Hoca'yla çalışmıyorum Dursun Özbek diyemezdi sezon başında. Ertem. Evet. Ama Hamza Hoca diyebilirdi. Ben görevimi yaptım. Keşke de deseymiş. Keşke. Keşke deseymiş. De. Keşke deseymiş. Yazık oldu. Üzüldüm. Yani böyle bir muameleye maruz kalmasına üzüldüm ben. Bir şey olmaz. Hamza Hoca altın gibi çamura düşse çıkarırsın, suyu dökersin, yıkarsın. Altın gibi, pırlanta gibi çocuk. Arkadaşımız bizim. Gider başka yerde çalışır. 3 sene sonra tekrar dönebilir Galatasaray'a. Ama hataları var. Hatalar yaptı. Ertem, hatalar yaptı. Yönetimin kayına bindi. Evet. Bunu hep söyledim. 3 hafta önce söyledim, 6 hafta söyledim. Ama yaparsın bunu hep Ertem. Söylediniz. Bunu biz de yaptık menajerken. Böyle konuşalım. Alamıyoruz, gücümüz yok, bilmem ne. Yaparsın. Bu senin insani şeyindir. Bunu her hoca yapar Ertemciğim. Ama yapmamak lazımmış. Kesin. Güçlüyken ama ne yapacaksın Ertemciğim? Yine dönüyorum aynı şeye geliyorum. Sen bana geliyorsun diyorsun ki abi ben seni çok seviyorum ya diyorsun. Beraber izliyorsun ölene kadar diyorsun. Ben nasıl seni satayım? He kardeşim? Tabii. Yüzde. O bölümü bir kez daha rica edeceğim. Tweet'ten de yazanlar var. Twitter'dan da. Ne demek istedi? Bir kez daha verir misiniz diye. Bir daha bir izleyelim bakalım. Sayın Nasuh Sezgin'in. Ya yaz altına Mustafa Denizli Madrid maçına çıkar diye yaz ya. O bölümünü bir verelim bir kez daha. Mustafa Denizli Madrid maçına çıkar diye yazın çocuklar ya. Yazın şimdi ya. Bir izleyelim. Mustafa Denizli ismi çok geçiyor efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Mustafa Hoca tabii ki çok Türkiye çok önemli bir spor adamı, çok iyi antrenör. Kendisiyle de tesadüfen bu yazın tanışma fırsatı buldum. Kendisi futbolcuyken çok seyrettim. Ama tanışınca da iyi bir sohbetimiz oldu Galatasaray hakkında. Kendimi de tanıttım. Şey dikkatimi çekti, Galatasaray'la çok ilgili. Çok iyi takip ediyorum demişti o dönem. Başkanla da görüştüklerini biliyorum o dönemlerde de. Telefonlaştıklarını falan biliyorum. Olur olmaz bilemem tabii ama başkan takip ediyor bu işleri. Size bir açıklaması yok yani başkanın bu konuda? Yok tabii o takip ediyor ancak bitince. Bakın önceden alınmış bir karar diyor dikkat edin. Dikkat edin orada. Evet. Ya baba önceden yani bu karar verilmiş Ertem bu Rize maçında olacaktı. Niye Dursun Başkan peki? Ertemciğim bu Rize maçında olacaktı. Ya bak yani Dursun Başkan kartları daha açık net oynayabilirdi. Çünkü net bir adam baktığın zaman. Yani anlatılanlar, onun yakın dostları, bize anlatılanlar, kendini iş hayatında anlatanlar. Hı hı. İki kardeş anlatanlar. Yani onunla çok eskiden tanışanlar, anlatanlar, beraber esnaflığa ilk başladığından beri anlatanlar. Net bir adam. Net oynayabilirdi. Doğru. Hamza Hoca'yı bu şekilde yollarsan baba bak ne diyorum şeytanlık yaparsan şeytanlar seni çarpar. Bu da Sinan Engin sözü. Şeytanlık yaparsan şeytanlar da seni çarpar. Şeytanlık kimseye yapmayacaksın. Kalbini temiz tut. Temiz ol yürü. Hani bana bazen Instagram'a yazıyorlar. Hayat sana güzel. Hayat bize güzel de biz 10 yaşından beri çalışıyoruz baba be. Hayat evet. Güzel de kendimiz aynen. Kazandık her şeyimizi. Hayat güzel de pek güzel değil hayat. Bazen zorlukları var. Hayat sana güzel. Boğaz'da geziyorsun, hayat güzel. Kahve gidiyorsun. Bir şey Instagram'a resim koyuyorsun. Mesela. Abi ya sen de hiç evde yemek yemiyor musun? Lokantaya gidiyorsun. Gel resim çekilelim. Ya i̇nsanlar enteresan. Neyse. Seviyoruz hepsini. Tayfun Demir Bey. Evet Nevzat Demir Bey ne oluyor? Galatasaray'ın istifa eden yöneticisi Hamza Hoca olayından sonra hemen istifa etti. Helal olsun. Tayfun Bey'in açıklaması var. O da çok Nevzat enteresan. Abinin kardeşi. Evet. Ama evet. O da çok enteresan açıklamalar yaptı. Bakalım. Bir izleyelim bakalım onu dinleyelim.
Hamza Hoca'nın istifa etmesiyle mi ilgili sizin de istifanız? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani istemediğim bir olaydı. O yüzden ben de istifa etmek zorunda kaldım. Peki herhangi bir oylama falan yapıldı mı? Yani Dursun Özbek size sordu mu yoksa direkt... Geçen hafta bir konusu geçti hoca ile ilgili. Dursun Bey sordu bizlere ne düşünüyorsunuz diye. O zaman da ben beyan etmiştim düşüncemi. Besinden yana mı oy kullanılmıştı? Hani belli bir dönem bekleyelim. En azından lig devre arasına kadar. Hani bir performansı görelim, ona göre hareket edelim. Daha doğrusu önümüzde iki Avrupa Kupası maçı var. Onları da bir atlatalım. Ligin de zaten sonu geldi ilk yarının. Oradaki performansa göre işte ligin devre arasına bakarız gibi bir tahammül oluştu. Öyle bir şey vardı orada. Peki siz Hamza Hoca'nın 3 kupa alan bir hoca olarak haksızlığa uğradığını düşünüyor musunuz? Hem yeni hoca, yeni futbolcular çok ciddi bir maaş olacağını düşündüğüm için Hamza Hoca da direkt yani başarılı olduğu için ben istemedim böyle bir olayı. Peki bu sizin Büyükçekmece'de yapmak istediğiniz bir tesisten bahsediliyor. Abinizin isminin verilmesini istediğiniz, onun da kabul edilmediği. Benim daha önce vefat eden abimin ismini düşündüm kendi adıma. Hani böyle bir tesis yapabiliriz gibi yönetime bir sunum yaptım ben. Onunla ilgili bir konuşmamız oldu geçmişte. İstifanızın bununla da etkisi var mı acaba? Birkaç şey birleşti bende. Anlatabiliyor muyum? İki üç tane argüman birleşti. Öyle düşünün. Öyle düşünmenizi istiyorum. Bu Hamza Hoca'nın Fenerbahçeli olduğu için gönderildiği yolunda bir takım iddialar var. Yok canım. yok. Ona öyle bir şey yok. O geçmişte çocukken bir takım herkesin meyli vardır. O da öyle bir şeyini dürüstlükle söylemiş yani. Çok da dürüst bence bir yaklaşım. Peki size göre kim gelecek? Bu konuyla ilgili bir görüşme oldu mu? Vallahi benim aldığım bilgilere göre Sayın Deniz'e gelecek diye düşünüyorum. Sadece Bilal'in Hamza Hoca'yı yolcu etmesini manidar olarak yorumluyor musunuz? Ya şimdi şöyle, Bilal hocanın biliyorsunuz Akhisar'dan öğrencisi. Ayrı bir tabii manevi bağ olabilir neticede. Ayrı bir duygu neticede bu. Özellikle Selçuk ve Burak'ın Hamza Hoca'yla büyük sorunlar yaşadığı söyleniyor. Hayır. Ona dair bir duyum almadım ben. Ne diyor peki Hamza Hoca? O da bana keşke istifa etmeseniz diye bir serzenişte bulundu ama ben kimle sesi dinledim öyle diyeyim. O da bana o temennide bulundu ama keşke yapmasaydınız dedi. Yapmak durumunda kaldık. Peki. Arkadaşlar şimdi bana Instagram mesaj atıyorsunuz. Mustafa Hoca TRT'de şöyle dedi, böyle yanlış değil. Bakın Galatasaraylı yönetici ne diyor eski yönetici? Herhalde Mustafa Denizli gelecek diyor. Yani demek ki biz burada boş bir şey söylemiyoruz. Yani havanda işte su dövmüyoruz kardeşim, tavanda neyse işte, anladın mı? Boş muhabbet yapmıyoruz. Demek ki görüşme olmuş, bir takım şeyler var ki ben onları söylüyorum burada. Aynısını söylüyor. Aynısını da bak beyefendi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Bana şu anda Galatasaray'ın içinden gelen. Tayfun Bey söylüyor burada. Diyor ki herhalde Mustafa Denizli gelecek diyor. Yani benim. Benim fikrim de aynısını söylüyor. O daha eskiden biliyor bu flörtü. Ben bu hafta içinde olanı anlatıyorum arkadaşlar size. Onun için Mustafa Denizli onu demiş, bunu demiş değil. Ben Yaşar abi bundan sonra olur olmaz ayrı bir şey. Ben iddia ediyorum, olacak diyorum. Olacak. Hangisi? Peki Sinan abi 23 numara var. Ama tebrik ediyorum. Nevzat abinin kardeşi. Helal olsun. Süper konuş. Ayrıca tesisle ilgili de karıştırılmasın. Yanılmak. Tesisi kendi cebinden yaptıracaklar. Rahmetli abisinin ismini verecek. Kendi cebinden. Evet. Kendi yani, cebinden. Galatasaray'ın bir tesisi. 13 hazır olsun. Yani Nevzat kendi abi cebinden ödeyecek. Kendi cebi. Aynı Nevzat Demir tesisleri nasıl aynı şekilde tesisleri yaptılar o zaman da Nevzat abi tesislerin adına vermişti. Evet. Aynı şekilde de kendi çekmece tesis yapalım. Galatasaray'a işte İsmini bilmiyorum, rahmetlinin ismini. İsmi, onda bir sıkıntı yok ama tebrik ediyorum. Şahane konuştu. Bir külfettir bu. Peki ben buradan bir şey soruyorum. Hamza Hoca bütün mukavelesini aldı mı acaba? Yoksa çalıştığı güne kadar mı? Yani önümüzdekileri aldı mı? Şimdi bak öyle saça. O parayı bıraktığına dair. İşte öyle başa çıkıyor. Böyle tarak diyeceksin Ertem. Başka bir şey. Bakın işte bunları bak böyle cezalandıracaksın. Çünkü niye? Mali bir külfet. Bir hoca geliyor. Yeni gelen hocanın parası var ve giden hocanın bütün maaşı ödeyeceksin ki. Diyeceksin ha, o zaman benim paramı ödeyin. Nasıl prandelli ödüyorsun? Hamza Hoca'ya da vereceksin. Ama Hamza Hoca bizim garibim, delikanlı. Demiştir masaya, hadi kardeşim istemiyorum, çalıştığım kadar ay kadar alırım demiştir. Yürümüş gitmiştir. Öyle yapmayacaksın ama. Aslında burada bütün mukaveleyi ödettireceksin. İsim vermeyelim. Bütün mukaveleyi ödeteceksin. İsim vermeyelim. En alta bak. Vermiyorum. Nerede?
Ha, doğru. Abi ben söylüyorum ya. Ertemciğim ben söylüyorum. Evet. Duygun Başkan'a gidelim bir. Duygun Yarsuvat, Galatasaray'ın eski başkanı. Bak ben sana söylüyorum. Bana da mesaj geliyor. Mustafa, yarın vazgeçilir. Biraz daha bekleyelim falan denilir. Hayır. Mustafa Denizli hayırlı olsun. Galatasaray'ın hocasıdır. Evet. Israrla Sinan abi söylüyor. Abi, tabii ben, çok büyük bir abi, sürpriz olmazsa tabii. İki tane idareci çıktı söyledi Ertem. Yani biz buradan söyleriz. Olur olmaz ayrı bir şey ama hayırlı olsun diyelim. Peki Duygun Yarsuvat'a gidelim. Galatasaray eski başkanıyla konuştu. Sevgili Devrim Zengin ne demiş? Duygun Başkan ne söylemiş? Başkanım dere geçerken at değiştirilmez dediniz ama at değiştirildi ne diyorsunuz? Dere geçerken at değiştirilmez diye bir laf var. Bilmiyorum daha bir şey söylemeyeceğim. Taşlar yerine otursun. Galatasaray divanında çıkıp konuşacağım. Size göre bu Galatasaray'a zarar verir mi Sayın Başkanım? Bilmiyorum ama benim yapacağım bir iş değildi. Siz peki görüş belirtmediniz mi hiç Dursun Bey'le divanda? Hayır. Hiçbir şey yok. Haberim bile yok. Basketbol maçını seyrederken öğrendim. Bundan sonra Mustafa Denizli'nin adından bahsediliyor. Lüçeşkı'dan bahsediliyor. Size göre bundan sonra gelecek hocayla ilgili hani bir Galatasaraylı olarak düşünceniz nedir? Hiçbir düşüncem yok. Benim düşüncem gitmiş olan hocayla ilgili var. Geleceği bilmediğim için bir düşüncem yok. Peki bu karara kızgın mısınız? Çünkü sizin Hamza Hoca'da çok emeğiniz var. Siz getirmiştiniz Abdurrahim Bey. Üç kupa kazandırırız. Hamza'nın bir emeği var. Hamza'nın Galatasaray'da emeği var. Bizim Hamza Hoca'da emeğimiz yok. Hamza'nın. Neyse bunları konuşacağız zamanı gelince. Peki Galatasaray taraftarına buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkanım? Ya hiçbir şey yok. Söyleyemem şu an. Bir fikrim yok. Gerekçesini bilmiyorum. Dursun'la konuşup ondan sonra fikir sahibi olacağım. Peki kızgın mısınız başkanım? Yönetimin yaptığı işten dolayı. Yok. Yani kızgınlık diye kelime. Niye kızayım ki? O kendi yapabildiği bir iş yapıyorlar onlar. Onun için kızmak söz konusu olmaz. Evet, Sayın Duygun Başkan'a çok teşekkür ederim. Duygun Yarsuvat'a da çok çok teşekkürler. Sinan abi bunu hani hep aynı kişiden örnek vereceğim ama hep öyle kıyaslamalar var. Aziz Başkan yapsaydı ne olurdu mesela? Şimdi bunu Aziz Başkan yapsaydı benim yanımdaki Ahmet Hoca falan filan ne diktatörlüğünü ne bilmem nesini bilmem ne. Ama bunu artık bundan sonra Aziz Yıldırım'a kimse bir şey söylemiyorsun. Bak Aziz Yıldırım sahip çıkıyor. Alıyor yanına getiriyor maçlarda. Basket maçı mı? Voleybol maçta yanındaydı. Tabii Pereira. Pereira'yı alıyor yanına getiriyor. Birazdan. Sonuna kadar bak sahip çıkıyor Aziz Yıldırım. Bunu Aziz Yıldırım'a da kimse bir şey söylemesin artık. Evet. Yani. Aziz Yıldırım'a bu saatten sonra Aziz Yıldırım'a diktatör falan denilmesin. Aziz Yıldırım ama maalesef kulüpler tek başkanlıkla yönetiliyor. Başkanın aldığı kararlarla ilgili. Ben çoğu yöneticilerin haberi olduğunu bile düşünmüyorum. Yani bazı yani bunu ama Dursun Başkan'a yakışmadı bu iş Ertem. Bence de. Dursun Başkan bu yolla iş sana uymadı. Ben acizane kusura bakma seni buradan çok övdüğüm zamanlarda olmuştur ama sevgili başkan bu gönderme tarzı bir uymadı. Bir şansımızı deneyelim arkadaşlar bir bağlamaya çalışalım. Bağlansa bağlansın. Bağlansa bağlansın. Hamza Hoca da olur. Belki söyleyeceği başka bir şeyler vardır. Hayır sizin bilmediğiniz başka bir şey var demiştir. Yani diyebilir belki mi? Ama bu sebeplerden dolayı yolluyorsan ama şu şekilde yollayabilirdin. Yanına oturtturabilirdin. Teşekkür ederdin. Geçen sene bizi şampiyon etti. Bir onur ederdin. Derdin ki sezon sonuna kadar bütün maaşını ödüyoruz diyeceksin. Yani bunları yapabilirdi. Evet. 6 numarayı bir ekrana getirelim. Hamza Hoca'nın uymadı. Veda görüntüsünü duyum kesinlikle bence de. Yani Dursun Özbek Başkan'a bu iş uymadı. Bundan sonra Aziz Yıldırım'a da falan da hiçbir türlü falan bir şey falan söylemeyin arkadaşlar. Evet. Ben size söyleyeyim. Hiç söylemeyin. Bu hareket Aziz Yıldırım sen sorduğun için söylüyorum. Aziz Yıldırım konusu açıldı. Bu hareket Aziz Yıldırım yapsaydı kıyamet kopuyordu. Neler neler oluyordu şimdi neler. 6 numara gelsin Hamza Hoca'nın veda görüntülerini bir ekrana getirelim.
kapıdan girdiğimizde çok farklı umutlarımız vardı. Çok farklı hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. Bugün geldiğimiz nokta ayrılmayı gerektirdi. İçeride herkesle vedalaştık, helalleştik. Buradan bir kez daha herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Fatih Hoca'nın gidişini hatırlıyor musun? Bütün taraftarlar evindeydi. Hamza Hoca'nın bir gidişine bakalım mı? Nasıl? İkisinin arasındaki bir kıyaslamaya bakalım. Bir gelsin hemen ekrana 7 numara. Sonrasında Sinan abiye bu konuda bir bilgi alacağım. Sonrasında Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Bir gelsin bakalım. Beşiktaş'ın transferlerini de ver. Hamza Hoca'nın? Keselim. Tek bir kusuru var. Taraftarın istediği sezon başı transferleri yaptıramadığı için. Taraftar ondan dolayı. Düşünsene sen Hamza Hoca sezon başı görevi kabul etmediğini. Bunun üç misli kalabalık olurdu orası. Ama niye biliyor musun işte? İyi niyetim kurbanı. Hocam işte takımı idare et. Zaten iyi bir takımımız var. Önemli transferler yapamayacağız. İşte küçülmeye gidiyoruz. Falan. Anladın mı Ertemciğim? Evet. Kesinlikle. Kesinlikle Hamza Hoca'nın en büyük şeyi kabahati o. Bu takıma sezon başı taraftarın istediği doğrultuda transfer yaptıramadığı için bu taraftardan dolayı belki bu şeyi almadı. Ama fark etmez. Zaman geçtikçe taraftarın sevgisi artacak ve taraftar Hamza Hoca'yı daha fazla isteyecek bu sefer. Tekrar dönecek görürsün. Ama 2 sene sonra, 3 sene sonra tekrar döner. Hamza Hoca'nın bir daha şu telefon konuşmasını bir daha versene. Vereceğim. Yalnız burada şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bir tarafsız bir şekilde söylemek istiyorum. Hani hep söyleniyor ya Fatih Hoca'nın bir gidişine bakın, bir de Hamza Hoca'nın gidişine bakın şeklinde diye, ama tabii Fatih Terim'in kazandırdıkları çok çok daha başka. Galatasaray taraftarının gönlünde çok çok daha başka. Yani onun için hani binlerce kişi Fatih Terim'in Tarabya'daki evine koştu. Çünkü Fatih Hoca gerçekten bir duruş sergilemişti herkesin. Hani Hamza Hoca'dan beklediği, Sinan Engin'in de sürekli deminden beri söylemiş olduğu. Yapamazsın Ertem. Fatih Hoca'nın kazandırdığı kupalar, Fatih Hoca'nın UEFA kupası, Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın başındaki o duruşu Galatasaray taraftarını Tarabya'ya çekti. Yönetimin karşısında durmasına sebep oldu Galatasaray taraftarının. Ama tabii ki Hamza Hoca'nın bu şekilde sessiz kalmasından sonra taraftar da sessiz Ertemciğim, kaldı. Bu ayrımı da yapalım. Şimdi güç olarak farklı. Yani Fatih Terim'le Hamza Hoca'nın yaptırım gücü farklı. Yani bir yönetime kabul ettirme açısından. Şimdi Hamza Hoca ne olursa olsun her şartta Galatasaray gibi kulübün teknik direktörlüğünü her şartta yapmak istersin. Evet. Yani benim istediğim transferleri yapamıyorlar, ben görevi bırakayım diyemezsin. Bunu yalan söyler. Tabii. Kim diyorsa yalan söyler. Mecburen. Ve senin karşısında çok iyi niyetli, çok iyi niyetli başkan ve yönetim grubu var. Seni çok seviyorlar. Sana sezon sonuna kadar en azından kredin var. Yani sezon sonuna kadar kredin var. Garantisi veriliyor. Geliyorsun, senin karşında. Açıklama. O tip konuşmalar yapılıyor. Seni öyle derece seviliyor. Çıkıyorsun, metiyeler düzüyorsun teknik direktörünle ilgili. Hamza Hoca şöyle, Hamza Hoca böyle, iyi Galatasaray, dünyanın en iyi insanı falan da filan da diyorsun. Ne yapacaksın? Mecburen yönetimle beraber hareket edeceksin. Doğru. Ya bunlar transfer yapmadılar kardeşim. Ya bunlar da yapacakları yok da falan da filan da mı desin? Diyemezsin. Evet. Ne oldu? Operasyon 2 hafta içinde operasyon
gerçekleşti. Sinan Engin biraz önce Hamza Hoca'nın açıklamalarını bu akşam bize konuşmuştu. Bir izleyelim bakalım neler söylemiş Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları. Sonra Beşiktaş'ın transferlerini söyleyeceğiz. Sonra Beşiktaş'ın transferlerine geçeceğiz. Sonra Fenerbahçe'ye hemen Sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Bu gece bitmeyecek, uzun olacak. Önce bir Hamza Hoca'nın açıklamalarına geçelim. Hocam birkaç şey sorabilir miyim, mümkün mü? Mesela Burak'ın hüngür hüngür ağladığı şeklinde haber var. Ki ben onu duydum yani, içeriden duydum. Kimden duydum? Hocam duydum, içeriden duydum yani, oradaki kişilerden duydum. Evet. Doğru değil mi hocam? Evet doğru. Yani doğru. Çünkü hep şey söylenilirdi hani Selçuk işte hocaya karşı, Podolski hocaya karşı, Burak hocaya karşı. Yani bunlar hep bizim kulağımıza gelen şeylerdi ama... Yani bunları kimler söylüyor bilmiyorum ama yani benim oyuncularla aramda hiçbir problem olmadığını düşünüyorum ben. Bizden yana yoktu en azından. Böyle bir şey olacağını da ben oyuncularımın böyle bir şey yapacağını ihtimal vermiyorum zaten. Hani bizim yüzümüze gülüp arkamızdan iş çevirecek oyuncu yok benim takımımda. Hocam bugünü nasıl geçireceksiniz? Galatasaray maçı var. İzleyeceğim. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılırız. Yani çocukların bu maçı kazanması çok daha önem kazandı bence. Ama kazanacak gücümüz var inşallah. Güzel bir sonuçla ayrılacaklardır. İsim söylemeyeceğim ama siz görevdeyken yönetimin bazı B planları, C planları düşündüğü belirtiliyor. Böyle bir şey sizin kulağınıza geldi mi hocam? Bundan bir rahatsızlık duydunuz mu? Kulağıma geldi ama hiçbir rahatsızlık duymadım. Ya olabilir, yönetimler bu tür düşüncelere sahip olabilir, araştırmalar yapabilir. Yani sonuçta zaten benimle çalışmama kararı aldılarsa mutlaka birileriyle görüşmek zorundalar. Yani bu da hemen bugün benimle ayrıldı, hemen 3 saat 5 saat içinde hoca bulamazlar. Önceden hazırlanmalarında ben hiçbir sakınca görmedim. Yani önemli olan benimle çalışmak istemiyorlarsa zaten benim için artık geri kalan hiçbir şey önemli değil ya. Yani. Ama hocam siz gittiğinizde sizi görevden aldıkları söylendi, o şekilde belirtildi. Yani sizin bir istifanız söz konusu olmadı değil mi? Yok değil, değil, kesinlikle değil. Anladım. Yani sizin de o hani duysanız dahi siz Galatasaray için, Galatasaray'ın menfaatleri için devam ediyordunuz görevinizi. Tabii ben devam ediyorum. Yani kulağıma gelse de itibar etmedim ben. Yani çünkü zaten yönetim böyle bir şey düşünüyorsa bana söyler. Söylediği anda benim için biter her şey. Yani onunla bununla görüştüler ettiler. Beni hiç bunlar ilgilendirmedi yani, onu söyleyeyim. Hocam Galatasaray şampiyon olabilir mi bu sene? Olmaması için bir sebep var mı? Hepsinde ön plandayız. Yani evet. Tamam, bir son dakika, son saniyelerde kaybettiğimiz bir Rize Spor maçı 3 puan geriye düşürdü. Evet. Daha biz Beşiktaş'la maç yapacağız. Fatih gelecek bize, Beşiktaş gelecek yine ikinci yarımıza. Yani biz ezildik mi bugüne kadar hiçbir maçta? Aksine hep iyi durumdayız. Artı devre arası şeyimiz var. Yani o kadar şey, transfer şeyimize rağmen onu söyleyeyim. Bence biz doğru yoldaydık ve taşlar oturmaya başlamış diyelim. Ama sağlık olsun. Yani ben hiç, yani kimseye de kırgınlığım, kızgınlığım yok. Hocam, çok da normal karşılıyorum bunu. Evet. Yani benimle çalışabileceklerine ve uyumlu çalışabileceklerine inanmıyorsa yönetim, evet, ayrılma kararında son derece karşılıyorum. Hocam, kendiniz de şöyle bir hata görüyor musunuz? Yani siz hem yöneticilik yaptınız takımda hem de teknik direktörlük yaptınız. Yani siz transfer isteyen bir isim olamaz mıydınız? Olabilirdim ama ben hiçbir yerde bu şekilde olmadı. Benim için öncelikler farklıydı. Yani benim başarılı olmam, benim kariyerimden önce kulübümün menfaatleri, kulübümün içinde bulunduğu durum benim için her zaman daha önemlidir. Galatasaray olunca daha da önemli benim için. Ben her kulüpte, her kulübü düşünerek hareket ettim. Umut'la ilgili konuşmalar var. Hep neden o olarak gösteriliyor. Yani siz o Umut konuşması yüzünden mi gönderildiniz sizce? Yani o belki de son damla olmuş olabilir. Bilemiyorum. Çünkü ben orada oyuncuma sahip çıkmaktan başka bir amacım yoktu. Ve bunu herkesin artık yani bu şekilde bilip Umut'la ilgili bu olumsuz şeylere bir son vermesi için. Kapansın istediniz. Tabii, çünkü yani Umut'un yaptığı iyi işleri maalesef kimse görmüyor. Görmezden gelir herkes. Ya ben biraz da bu konuşmayla yani Umut'un yaptığı doğru şeylere de dikkat çekmek istedim. Yani bu çocuk koşuyor, mücadele ediyor ve
umut gibi takımını düşünen çocuklara da bir mesajdı bu. Yani siz devam edin kardeşim. Önemli olan takım için sahada verdiğiniz mücadele. Ben buna değer veriyorum. Bu benim evet. için önemli. Gol atarsın atamazsın önemli değil ama sana mücadeleyi göster. Evet. Hocam orada şey mi göze battı acaba? Hani umutla ben mukavele imzalardım demeniz. Hani orada yönetimin üstüne mi çıktınız acaba onu söylemekle? Yani öyle bir düşüncem olmadı ama şimdi imzalardım. Ben bunu dediğimde peki ben mi imzalıyorum Umut'la? Ben oradaki imzalardım demek de ben yönetici gibiyim işte ben imzaladım parasını ben veriyorum. Yani öyle bir şey mi anlıyorsunuz siz? Hayır. Yoksa da, hayır. Yani bu kahvesi bitseydi bile ben Umut'la imzalar. Yani ne diyor? Ben yöneticiliğe mi soyunuyorum orada? Hayır. Ben takımın antrenörü olarak bir oyuncumla ilgili ona ne kadar değer verdiğimi gösteren bir cümledir o. Evet. Bu evet. işin içinde olan herkes bunu böyle anlar. Dediğim gibi hiç kimseye herhangi bir kırgınlığım, kızgınlığım hiçbir şey yok. Ben yine de teşekkür ediyorum. Yani yönetimle de beraber çalıştığım herkese de teşekkür ediyorum. Yani yapacak bir şey yok.